Yaşar Kemal Uğurlu da elini düdüğüne götürdü ve son düdüğü çalarak mücadelenin 3-3 tamamlandığını ilan etti. Dört büyükler içinde yeni sezona puan kaybıyla başlayan tek takım Fenerbahçe oldu. Zor ve beklenmedik ölçüde dişli bir takım çıktı. Ümraniye Spor. 12 yeni transferi var hocam Ümraniye Böyle hani derler ya, ya kapalı kutu göz e, önünde değil. E, böyle sessiz sedasız hazırlandılar. Recep Uysal e, Abdullah Avcı ekibindendir. Geçen sezonda birincilikte iyi çıkartmıştı. İyi hazırlamış takımını. Ankara'da Ankara Gücü Konya Spor 0-0. Başladığı gibi bitti mücadele. Burada tam 6 gol var. 3-3'lük beraberlik. Değerli futbol severler bu haftanın Berabere tamamlanan üçüncü karşılaşması oldu. Az önce sona eren Fenerbahçe-Ümraniye spor mücadelesi. iki gol Valencia, bir gol Berisha'dan. Şimdi hocam. Şimdi ben arkadaşlara bir şey söyleyeceğim. Dördüncü resmi maçı bu. Arkadaşlara bir şey söyleyeceğim, rica edeceğim onlardan. Ümraniye 12 futbolcu almış değil mi? Hı hı. Gelenler gidenlere bakalım istiyorsan. Yok. Acaba kaç para vermiş? Fenerbahçe kaç futbolcu almış, kaç para vermiş? Bana o lazım. Bulamaz mıyız? Buluruz. Buluruz herhalde. Biraz e, bir biraz süre ver. Arkadaşlar hazırlasın. kolay. Ya, hocam, Yayının Cam, akışı için hocam. de hazırlarlar. İyi tahmin ediyorum. Yusuf bir, bir şey yapar mısın? Bakar Bak, mısın? Tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Biri bir biri bir liraya bir buçuk liraya almıştır. Diğeri 8 lirayla da on lira arasına almıştır futbolcuları. Ama iki takım arasındaki futbola baktığın zaman 8-10 liralık takımla alan futbolcularıyla 1,5-2 lira 1 liraya alan arasında hiç fark yok. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bugün Ümraniye puan kaybetti. Bon servis ödeyerek aldığı oyuncu yok. Kendilerine ödedikleri paraları hani bakacaklar tekrar ama bon servis oyuncu almamış Ümraniye takım. Olsun almasın. Ya işte onu söylüyorum yani bir bon servis ücreti ödememiş diyor. Evet. Yok imza parası, yok nüfus cüzdanı parası, o tarafını yok trafik abi. sigortası, arkada ne oluyor? Değil ama... mi? sosyal sigortalar primi falan. Çok güzel iteliyorlar büyüklere. E şimdi acaba Ümraniye nasıl aldı bu topçu? Ya ben bakıyorum iki takım arasındaki, Ümraniye takımı daha bir takım. Fenerbahçe takımı daha bir takım değil. Ümraniye spor takımının bir şekli var, bir oyun şekli var. Bir de oynadığı yer Fenerstad'ı karşısında 50 bin kişi var. Oynadığı takım da Fenerbahçe abi. E Fenerbahçe'ye bakıyorum. Takım olarak Fenerbahçe'de takım halini gördün mü? Fenerbahçe'de 21 milyon euro harcamış bonservise. 21 milyon? Evet. Milyon euro. Öteki? Sıfır. Bonservis ücreti vermemiş. Sıfır. 21 milyondan euroyu bir çarpar mısın 21 milyon yani euroyu? Işte 400 gibi bir rakam eder. E sonra gidiyorlar devlete. Bize para verin diyorlar ya. Bankadan diyorlar bize affedin. Krediyi düşürün. Hocam daha ya ilk sen... hafta dur bakalım. Ya hocam. Şimdi ilk hafta tamam. Kabul ediyorum da ama ben bakıyorum. Ya hocam. Fener'i seyrettiğimiz kaçıncı maç? Dördüncü maç değil Dördüncü mi? maç. Işık var mı? İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'siyle şu Fenerbahçe arasındaki fark Hocam ama şimdi... Doğru söylüyorsun da ya daha da, bekleyeceğiz. Bak bekleyeceğiz. He, onu söylüyorum ben. Bir daha 5 maç falan daha bekleyeceğiz. Kabulüm. Bir 9 maç, 10 maç. Ama hocam bir, bir şey olması lazım. Ya arkadaş bak. Fenerbahçe takımının sıkıntısı nerede? Bugün 3 gol attılar. Hep arkaya adam kaçırdılar. Heh. Hep arkaya adam kaçırdılar. Evet. Şimdi ne diyoruz? Fenerbahçe santrfor almadı arasında yani bu iki arasındaki İyi tane da bir tane, iki oldu. tane saldırı al. İyi. Sen arkadaki sen arkada en iyi adamını kaybettin. Abi yani İstanbul İzmir otobanı gibi oldu ya Fener arka e tarafı. Evet. Gişelere parayı yatıran gitti gol attı. Bak soldan gelen gitti. En çok sağ stoperden gelen gitti. Daha kaçırdılar da. Ümraniye gol kaçırdı. kaçırdı. Şimdi göreceğiz pozisyonu. Yani otobana girdiler, e şimdi... parayı verdiler. Parayı bastıran gitti gol o attı, da attı abi. Orada William Araya ilk yarıda o oynadı. Sarı kartta gördü. Yine ilk yarıda da benzer pozisyonlar vardı. Ben sana dedim ya devre arasında. Yani Arao ile Crespo arasındaki fark ne kadar? Olay yalnız defans mı değil. Fenerbahçe İyi, tabii de. orta alanını daha kuramadı ya. Evet. yani iskeletini kuramadı abi. Nedir ya? İrfan biliyorsun Mert abi, arka? baş, Sakat Bel işte bilmem ne filan. Ya kalecin stoperlerin orta sahan Forvet'in O omurganın etrafını dolduracaksın. Sen omurgayı daha yapamadın. Yok. Ama kaç sene abi ya. Yani Fenerbahçe'nin bu tamam bekleyelim Fenerbahçe ama Fenerbahçe'nin bu olmaması gerekir. Daha bir şekilli olması lazım. Fener kaybedebilir, ona da razıyım. Ama bu tarz bir top oynamamalı, bu tarzı mücadele etmemeli ya. Şimdi hangisi daha takım? Bu akşam Ümraniye daha bir takım. Ya en azından planına sadık kaldı evet. ve kendi planını uyguladı. Evet. Gol yediler, gol attılar, değişmediler, oynadılar. Yani belli bir planları var. Fenerbahçe'de lider futbolcu var mı? Yani takımı çıkacak, idarede bir orta alanda falan böyle bir oyuncu. Bana söylesene kim var? Yani bu takımda şu anda yok. Yani Ama kim olur için. diye bakıyorum. İşte yeni transfer olan e, Joao Pedro olabilir. En kariyerlisi o sakat. İrfancan olabilir, sakat. Hani yerlilerden böyle Mert Hakan falan daha böyle şey Koyacak ne bileyim sezon başı karakter sakatlık, koyacak Sezon başı sakatlık niye Onu bilemem bak söylediğim oyuncuların üçü de hani Önemli oyuncular hep sakat Serdar sakat savunmada stoper Şimdi öyle ya da böyle Serdar Zalaya oynasa birbirine uyumlu Stoper ikilisi olacak Gustavo Henrique oralarda çok Kademe hatası yaptı durduğu yerlerde Hatalar yaptı Yani Uzatma dakikalarında aşağı iniyordum giyiniyordum yazıyı yazdıktan sonra o dediğin oyuncu topu taca çaktı. Aslında alıp geriye dönebilir. Üst tribüne attı topu. Ya ne deme acaba? Ya. Bak değişik bir olay bu. Üst tribüne attı. Attığı ya tabii, tabii. üst tribünden yani üst tribüne niye atıyorsun? Ya, bunu sen? almış artık gitsin diyor top. Bak. Şey baskı var beine baskı tabii fizik olarak iyi değil ki. O hareketi yapıyor. Üç attı Aa, evet. ya. Şimdi bir futbolcu Stober onu yaptığı zaman ben bir dakika pardon. Zaten ben, karşı taraftaki yerine, maraton, yerine. maraton tribünündeki taraftarlar çıldırdı. Evet. Yani 2-3 dakika var daha. Evet. E, at topu taca git yerine hemen. Hatta sen dön Topu taca atmasına ben, da gerek bırakmayacak kadar dönüp alıp dönebilecek evet, yeri evet, vardı. Evet. Beş altı metre vardı rakibin arasında. Keşke o pozisyonu getirse. Belki gelir bilmiyorum hocam. Ha şey... 17 denemesi var Fenerbahçe'nin. Bu da başka ayrı bir şey. Şimdi bak hocam hep şundan bahsediyoruz. Ya bir santrafor bir sant... ilk iki transferi kim? Buruma ile Henrique Fenerbahçe'nin. Hep alternatifleri olan yerler. Ya hala da bir ideal santraforu yok. En ideal santrafor gibi duyan, duran Serdar Dursun'u George Jesus yedek düşünüyor. Ya tamam da. Ya bak 17'de ya 6 Fenerbahçe bu kadar yatırım yapıyor. Önce adam gibi iki tane santrafor alacaksın abi. Doğru mu? Evet, doğru. İki tane. Hem de para kıyacaksın. Abi Goratan adam farklı santraforun olacak ya. Farklı evet. böyle. İki tane. Durumu. Ya Anelkalar, Fanoydonklar falan geldi Fenerbahçe'ye. Ne evet, yapıyorsun hocam ya? Ya dün Galatasaray hiçbir şey yapmadı. Çift çift santrafora döndü. Gol attı. Bir dakikada. Birini ortaya aldı, birini ileri aldı. Ha denk geldi. Her zaman olmaz. Ama dene. E sen de dene. Şimdi o seyirci ya bir de şu var arkadaş ya. Bu maçın ikinci yarısı saat 11'de başladı Ender. Ya hoca onu söyle. Saat kaç şu anda? Ya. Saat 12.05 Allah aşkına. Aşkı Hadi ya tamam, arkadaş, biz... Burada 60, 50, 50 bin kişi var. Bunlar eve gidecekler. Kaçta yatacaklar? Ben sana söyleyeyim hocam. Yani herkes Kadıköy'de oturmuyor ki Fenerli. Yeşilköy'de oturan var. Bakırköy'de oturan var. 12 yaşında ya çocuğuyla. İstanbul'da da Bize hava bu abi. akşam İstanbul'da da hava bu akşam öyle çok sıcak değil abi. Ben akşam üstü çıktım. Valla öyle güzel rüzgar var kesiyor. Ya saat bu saatte top oynanıyor. Şu anda da stattan çıkıyorlar. Evet. Öyle kolay değil oradan çıkmak. Araba var. bulacaklar. Bilmem ne olacak. Ya kordonunu niye geçecekler? Arabayla geldiyse otoparka gidecek. Dolmuşa bilmilemleye toplu taşımaya gidecek. İki de evde olamaz ya. Ankara'da Kayseri'de, Sivas'ta gece saat 11'de 9'da maç olmaz 9.30'da. Buralar akşamları buraları serindir. Ha Antalya'da, Adana'da, başka neresi var sıcak? İzmir'de. Antep'te oynat. Oynat. Değil. Ama diğer yerlerde oynatma abi. Mecbur musun ya? Ya Millete bölgesel bir bölgesel ben. bir saat farklılığı getirebilirsin. Ya benim arkadaşlarım diyor ki ya biz maçta uyuyoruz Erman diyorlar ya. Biz maçta uyuyoruz diyorlar ya. Ya bu işkence arkadaş ya. Bunun çocuğu var, çoluğu var. Yani kadını var, erkeği var. Maç seyreden yapmayın ya. Sonra da diyoruz ki marka değeri düşüyor. Vallahi öyle ya. Ya çocukları nasıl çekeceksiniz? Kadını nasıl çekeceksiniz? Bu 50 bin kişi kaçta gider evine? 11'de başladı. 12'ye 5 kala bitti. Vallahi öyle. Uzatmayla. 12'ye 5 kala ya. Yani 6 dakika sonra ertesi gün. Adam iki. Yani gidecek. Yani maç başlıyor. Maç başlıyor bir gün önce... Maç bitiyor bir gün sonra. Evet. Hoca? Vallahi bir gün sonra bitti maç. Bir gün evvel başlayan maç bir gün sonra bitiyor. Ya ayıptır yapmayın federasyon ya. Yayıncı kuruluş bilmem ne yapmayın abi. Eğer bu işi yiyecek... ya İngiltere öreden sonra oynuyor ya. Ya hocam bir şey Hatta şey yapmışlar, e, bakmışlar. "Aa haklı mısınız?" dediler. İspanya bizden farklı evet. mı? Değil. İspanya konuştuk. gelecek hafta maç saatlerine bir bakın ya. 21'de, 17'de var, 17'de. 17'de var. 33 derece. Akdeniz işte aynı gitti. Evet. Hatta yani bizim yani kuzey Antalya. tarafları falan onlardan çok yani daha Antalya. şey e, serin. Adam 33'te Barcelona maçı 21'de kardeşim. 33 derece baktım o, o gün. Barcelona 21'de oynayacak örneği. Sonra da futbol ya çoluğu çocuğu nasıl getireceksiniz abi? Çocuklar var o çocuğu kaçta gidip yatacak ya. Ya, Acıkacak yolda bir şey kadar. yiyecek Bu sistemin evet, paydaşı şey var Gazete mesela Nasıl çıkar ya gazete Yarın örneğin Erzurum'daki, A ya adam, gitmiyor. Okumuyor Erzurum'daki adam okumuyor Erzurum'daki adam gazete okuyabilecek Gazetede Hayır. bir yorum okuyabilecek mi senden mesela Hayır Okuyamayacak abi. Ben yarın havalimanına gideceğim İstanbul'daki zor okur Ben yarın havalimanına gideceğim Havalimanına giderken bir yere gidiyorum Gazete arıyorum o saatte olmuyor Şimdi gelen arkadaşa diyeceğim ki Şirketten gazete alabilirsen gel şimdi birazdan giderken onu diyeceğim. Ya, bu bu ayıp bu ya. Neyse buralarda bir düzenleme biraz elastik olmaya ihtiyaç var. Başkan bu konularda hassas e, bir bakacaktır diye düşünüyorum ben. Yani o ya bir dakika burada bir sıkıntı var diyecektir bence. Öyle mi diyorsun? Bunları dikkate alır. E, çünkü öyle bir başkan dikkate alır diye düşünüyorum. Şimdi e, çok soru var. O sorulardan Biraz da gündemden gidelim. Hem şöyle bir bakayım hocam bir yandan da. Ümraniye takımının Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye evet, sıkıntıya 1-0-1-0 onu evet. yazanlar var. Bu Ümraniye ters geliyor diyerek. Ee, şöyle bir bakıyorum. Arda niye yok diyen var? Arda şeyde ben bugün seyrettim top oynadı. Ee, evet. Organizasyonda evet, evet. organizasyonda Arda bugün maçtaydı. Milli takımdaydı yani. Evet, evet 19'daydı. Evet. Onu söyleyelim. Ee, Serkan Kırıntılı Oğlum, Arda hep fener... da Olsa, Arda da olsa oynatmıyor abi. Evet. Fark etmiyor yani. Ee, şimdi bu ısı haritaları... Hocam baksana şimdi Ümraniye takımına ya. Onlar da Fenerbahçe... Fenerbahçe aslında... Hani oyun sağın her tarafına dengeli bir şekilde yayılmış, kendi sol kanadını daha aktif kullanmış falan ama Ümraniye takımı da Fenerbahçe kadar olmasa da rakip ceza sahasına girişi gayet oyun alanı her ben Ümraniye var. Sporu çok beğendim. Mağlup da olabilirdi bugün. Tabii, tabii. Ben çok beğendim tabii. Ümraniye'yi. Kabalarına eğdiler, top oynadılar, tıkır tıkır oynadılar. Belli bir planları var. Çalışmışlar. Teknik adamları istediğini yaptırmış onlara. Vallahi helal olsun arkadaşlar. Recep Bravo. Hoca'yı da tebrik edelim. Bravo. Yani daha ya, zaten birinci dakikada çalış... belli etti kendini ya, hocam. Dersini çalışanla dersini çalışmayan nasıl belli biliyor musun? Biri zengin çocuğu biri fakir çocuğu. <laughs> hocam hocam. Ya. Fakir çocuğu iyi çalışmış. Ee, pozisyonları soruyorlar bakacağız dakikalar içinde. Özet görüntüler elimizde olacak. Ve o pozisyonları e, biz de burada detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Gustavo Henrique'ye yönelik eleştiriler var. Ee, çok ağır değil mi diye soruyorlar hocam. Gustavo Enrique. Biraz ağır. <laughs> yani zaten biliniyordu aslında. Yani daha boylu poslu, evet. daha şey bir oyuncu olduğu, daha yaslanarak oynamayı seven bir oyuncu olduğu. Ee, ama o ağırlığını pozisyon bilgisiyle kapattı Söyledi. ama daha tabii 1 iki. Yani zor. Hocam. Yalnız defa takıma fener uyum bahçe, Stoper'e yanındaki arkadaşına uyum Fenerbahçe'nin takım olarak bir uyumu uyumu yok. Orta alanda bir ara maç halı saha maçı gibi oldu. Bir ya, bir er, kimin söyledikleri Ferdi Kadıoğlu ne demiş? Tabii bu şekilde bir sonuç almayı istemezdik. Ee, rakibimiz duran toptan 3 gol buldu. Bunları analiz edeceğiz. Böyle bir başlangıç istemiyorduk ama sezon uzun, önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanıp e, istediğimiz sonuçları almak istiyoruz. Diye konuşmuş Ferdi Kadıoğlu bugün Sağ taraftaydı Sağ bek oynadı Ferdi'nin Rakamları da burada e, Girdiği 6 ikili Mücadelenin 5'ini kazanmış Ferdi Kadıoğlu pas isabeti %73 bir ara çok iyi Böyle e, fuleli geldi Duvar pasını da yaptı e, evet, son Ortasına doğru. Son anda Serkan çıktı Fena değildi Ferdi Kadıoğlu ee, şimdi şeyi verelim demiştim ne ee, arkadaşlar bir şuradan hemen bir Ha Gustav söyledik. Ee, onun dışında bir soru daha vardı. Ben tam onu soracakken Ferdi Kadıoğlu'nun Emre Mum şahsi olarak iyi işler yaptı. Hı hı. Emre Mor kadar şahsi olarak ama takım olarak değil uyumlu ama iyi şeyler yaptı. Biraz kendine oy, her oyuncu kendini göstermeye çalışıyormuş gibi bir izlenim edindim ben. E teknik adama bağlı Mesela Mesela da serbest vuruşta e, Lincoln e kullanayım dedi. Berisha kullandı son ikinci yarıda bir yerde. E, şimdi Lincoln Henike biliyorsun iki tane elle koymuş gibi top attı serbest vuruştaki e, golünü de hatırlıyoruz. Orada mesela bir e, sanki disiplin daha olmamış duran top kullanma konusunda? Yani isteyen mi kullanıyor yoksa bunun vardır, antrenmanı vardı. Kenardan bağırdı falan Jesus ama e, artık ne dedi nasıl oldu bilmiyorum. Maalesef futbol böyle demiş Lincoln. Bugün ligin ilk maçını en iyi şekilde çalışıp hatalarımızı telafi etmeliyiz. Fenerbahçe Fenerbahçe'deyiz. Fenerbahçe büyük takım ama takımın büyüklüğü sahada yetmiyor. He, savaşmamız gerekiyor. Hatalarımızı giderip iyi sonuçları almak istiyoruz. Ee, doğru doğru bir öz eleştir. Doğru söylemiş. Yani tamam büyük takımız ama sahada onu göstermemiz ne lazım. Ne diyor? diyor? Savaşmadık diyor. Evet. Ne diyor? Savaşmadık diyor. Büyük takımız da savaşmadı. İkinci yarıda bir ön alanda doğru bir baskı yapmaya başladılar. Bir 10-15 dakika yaptılar. Onu da kırdı. Ümraniye'ye ayağa pas yaptı. Çat 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 kırdılar. E çok orada tehlikeli geldiler ya. O zaman, baskı zaman. yaptığında bulduğun pozisyonu çevirsen o zaman daha farklı bir oyun olur. Yapacaksın Tabii. onu. Buldum. Ama kaç kişiyle? İşte bir 15 dakika falan yapabildiler doğru baskıyı. Ee, e doğru baskı 2 kişiyle 3 kişiyle yapıp arkayı boş bıraktığında da adam kaçıyor arkaya. Savunma arkasına gitti daha çok. İyi top kullandım. Araya bir top. Tabii. 4 kişi de adamları düşündüm. var öyle giden. Deplasman oyununda daha tehlikeli olur Ümraniye takımı. Bakalım hocam bir Sempen, takip edeceğiz. Sen Fenerbahçe'nin en arkasıyla en önünü 90 dakika boyunca ekranda hep görebildin mi? Ben göremedim. En arkayla en önünü. Yani forvetteki en önüyle defanstaki en arkasını 90 dakika boyunca ekranda kaç defa gördün? Kimce yarıda bir yer. Ben sana dedim ya bak şimdi toparladılar dedim. O da soyunma odasından çıktıktan sonra ilk 15-20 dakika o kadar. Hocam onu görürsen, onu ne kadar fazla görürsen o takım iyi takımdır. Soyunma odasında konya vereyim yani. Yemişler, vereyim. yemişler fırçayı. Eklana, e 20 ekrana 20 baksınlar, falan. seyirci ekrana baksın. En arkadaki adamla en sondaki adamı şöyle görüyorlarsa 25-30 metrede o takım iyi takım hocam. Ama santrıforu görüp stoperi göremiyorlarsa o takım iyi takım değil. Tabii. O kadar basit ya. 4-2-4-3-3 hepsi hikaye. Hocam Joshua King'i soruyorlar. Joshua King için ne düşünüyor hoca diyorlar. Hiçbir şey düşünmüyorum. Şu anda. Biraz daha. Bir pozisyonda soldan böyle aldı da almanladı gitti. Ben de döndüm sana. Ya bu faal mi acaba hocam dedim ya. Ya yani adam fizikli alıyor gidiyor. Aynısını e, Cornelius için mi konuşmuştuk? Evet. Fizikli olmak daha ee, şeyli olmak dezavantajlı oluyor bazen ligimizde diye konuştuk. Amaca şu an King'in yani bu şekilde bilmiyorum Fenerbahçe oyuncusu olmak için daha fizik olarak hazır değil bence. Öyle hareketler yapmalı ki Fenerbahçe takımına gelen topçu bizim gözümüzün içine Bir de kalite olarak var. hazır mı ona daha bakacağız tabii. Hocam zor ya kolay değil çok oyuncu geldi. Ercan bir versene ya şu gelen gidenleri. Kaç bir bakalım. oyuncu geldi Fener'e? Tabi tabi bir ona bakalım hocam. 21 milyon tamam da bu şey bonservis. 21 milyonun altını dolduralım. Şimdi e, Tolga Ercan'dan alırsa şeyleri geldi. Alyoski, Makedon Solbek e, daha o e, takımla beraber pek, bir, 11 askeriydi. oyuncu Juan Perez bugün soldaydı. Gustavo Yenike sağ stoperdi. Emre Mor, Lincoln, William Arao. Sarı kartlıydı. Evrasya'da konuştuk ya. Sarı kartlı bu kez. Evet. Jesus aynı hataya Uyandı. düşmedi. Uyandı. Ee, Joshua King, Joao Pedro, Thiago Çukur. Zaten kiralık verilecek. Niye aldıklarını anlayamadım ben. Niye aldılar bilmiyorum. İrfan Can Eribeyat, Göztepe'den e, kaleci, ikinci kaleci. Ve Buruma 2 4 6 8 11 11 oyuncu gelmiş, 2, 4, 6, 8, 9 oyuncu gitmiş. Mesut Kim, Allah yar Ozan, Arda Kurtulan, Luis Gustavo gitti, belki gitti, Sosa gitti, Murat Sağlam gitti. Ee, Ümraniye'de 12 oyuncu getirmiş. Onlar daha bir e, hızlı e, ilk resmi maçları olmasına rağmen uyum sağlamışlar gibi gözüküyor.